Ağrı'nın Patnos ilçesinde ufak bir köyde yaşayan iki çocuklu bir ailenin en büyük bireyiyim. Babam hayvancılıkla uğraşan yoksul biriydi. Annem ise ev işlerine bakar. Arta kalan zaman değilse babamın işlerine yardımcı olurdu. Ben 10 yaşında ufak bir kız çocuğuydum. Kardeşim ise benden 5 yaş küçük bir kız çocuğuydu. İsmi Arife'ydi. Ben ilkokul 3. sınıfa kadar okuduktan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Ailemizde okuma yazma bilen bir tek ben vardı. Hayatımız zorluklarla geçip gidiyordu ama biz halimizden çok memnunduk. Mutlu olmayı, sevinmeyi ve üzülmeyi bilen bir aileydik. Şehirdeki çocuklar gibi çeşit çeşit oyuncağımız da yoktu. Babamın yılda bir aldığı bebeklerle oynardı. Yine de halimize şükrederdik. Babamla her zaman gurur duymuşumdu. Evimizde namaz kılan tek kişi bendim. Babam hayvanların pisliğinin üzerine bulaştığını ve abdestinin kabul olmadığını söyleyerek annem ev işleri, bahçe işleri ve ahır temizliğinden dolayı kılamadığını bahane edip namazı bırakmıştı. Günlerimiz bu şekilde geçip gidiyordu. Günlerden bir gün sabah erkenden kalkıp kahvaltımızı yaptık. Babam birkaç günlüğüne hayvanları dayısının köyüne götürüp orada bakacaktı. Çünkü hiç yemimiz kalmamış ve yem siparişi kardan dolayı birkaç gün sonraya kalmıştı. Babamın erzağını hazırladık ve kendisini yolcu ettik. Ardından kardeşimle bebeklerimizi alıp sobanın yanına oturduk. Başladık beraber oyun oynamaya. Eskiden bebeklerle oyun oynamak için can atan Arife'nin bugün hiç neşesi ve heybesi yoktu. Suratı çok asık ve üzgün duruyordu elimi omzuna attım ve neyin var ablacım dedim. Arife dudağına büzdü ve korkuyorum dedi. Gülümsedim ve sakin bir tavırla neyden korktuğunu sordum. Arife bir süre cevap veremedi. Ardından tekrar tekrar ne olduğunu sordum. Arife ağlayacak gibi oldu ve babama bir şey olmaz değil mi dedi. Sarıldım ve korkma ablacım biliyorsun ki babam her zaman hayvanlarıyla dağlara çıkıyor. Hem bu sefer dağda bile olmayacak dayımızın köyüne götürüp Bahırda besleyip gelecek dedim. Bu söylediklerim sanırım küçük kardeşimi rahatlatmamıştı. Derin bir it çekti ve ondan korkmuyorum. Sabaha kadar birileri baban sizi öldürecek. Baban çok hasta olacak diye kulağıma fısıldadı dedi. Ben böyle şeylerden çok korkardım ama meraklıydım da. Titrek bir sesle kim sana bunu söyledi dedim. Harife çok korkuyordu. Bu soruyla iyice korktu ve bilmiyorum dedikten sonra ağlamaya başladı. Annem Arife'nin ağladığını duyar duymaz odadan çıkıp geldi. Ne oldu kızım? Sobaya mı dokundun? Bir şey mi oldu diyerek telaşla girdi. Ben de hemen atıldım ve korkarak anneme durumu anlattım. Hatta benim de bunları duyunca çok korktuğumu anneme söyledim. Annem olayı yatıştırmaya çalışsa da bizim sorumuza net bir cevap veremediği için korku durumumuz hala aynıydı. Zavallı kadın ne yapsa fayda etmediğini anlayınca bize ne olduğunu açıklayacağını söyledi. Biz de pür dikkat annemin ne diyeceğine odaklandık. Ardından annem derin bir nefes aldı. Bakın kızlar onların adı üç harfli ama korkmayın gerçek değiller. Sadece küçük yaştaki çocuklar hayal kurar ve gerçek zannederler. Hiç korkmanıza gerek yok. Öyle bir şey olursa ya da korkarsanız Bismillah demenizi yeterli dedi. Bu az da olsa kafamızdaki soru işaretlerini silmiş ve içimizi rahatlatmıştı. Kardeşimle her zamanki gibi elçilik oynamaya başladık. Fakat kardeşimin hareketleri bir tuhaftı. Bebekle düzgünce oynayamıyor. Abla, bebeklerin gözünü çıkaralım, bebeklerin kafalarını koparalım, bebekleri dövelim gibi anlam veremediğim tekliflerde bulunuyordu. Bense her seferinde onu uyarıp, düzgünce oynamayı teklif ediyordu. Bir süre bu durum sürdü ve anlaşamayıp kavgaya tutuştuk. Kardeşim bebeği alıp odaya gitti. Yaklaşık bir saat kadar tek başıma bebekle oynadıktan sonra canım çok sıkıldı. Acaba şu anda Arife ne yapıyor diye merak ettim ve yanına gittim. Odanın kapısına gittiğimde Arife'nin sesini duydum. Sanki biriyle konuşuyordu. Kendi kendime annemle beraber olduğunu düşünüp içeri girdim. Arife tek başınaydı, duvara dönmüş, neşeli neşeli oyun oynuyor ve sanki karşısında biri varmış gibi hareketler yapıyordu. Yavaşça arkasından yaklaştım, gönlünü almak için. ''Ne yapıyorsun bakalım güzellik?'' dedim. Arife bir anda sustu, hiç cevap vermiyordu. ''Ne oldu ablana, hala küs müsün?'' dedim. Tık yoktu, arkasından iyice yaklaştığımda çığlığı bastım. Elinde kocaman ekmek bıçağıyla bebeğin karnını yarıyordu. Hemen elindeki bıçağı kaptım sen ne yaptığını sanıyorsun bıçaklara dokunma diye annem sana bin kere söyledi bebeğini hale getirmişsin yazık değil mi babamın bize oyuncak alacak durumu yok ama sen bebeği mahvetmişsin şimdi çöpe gidecek ve sen oyuncaksız kalacaksın ben de seninle bebeğini paylaşmayacağım dedim ve kızdım. Arife kendinden emin bir biçimde bana döndü yüzüme donuk donuk baktı ardından ayağa kalktı Bebeğin yüzünü bana doğru tuttu ve ben onu bu şekilde çok sevdim dedi. Bebeğin bir gözünü bıçakla oymuş, burnunu kesmiş ve karnını yarmış, karnındaki pamukları dışına taşmıştı. İyice sinirlendim ve babam geldiğinde ona da gösterirsin dedim. Ardından bıçağı alıp mutfağa götürdüm. O güne kadar cimcime bir kız olan Arife ne olduysa tuhaf bir hale gelmişti. Merak ettim ve gidip durumu anneme anlattım bunu da mı üç harfler yaptı diye sorguladım. O gün akşam saati babam hayvanlarıyla beraber çıktı geldi eve. Babam çok durgundu. Hiç konuşmuyordu. Annem bir sorun mu var diye soruyor. Babamsa sadece yorgun olduğunu söylüyordu. Hayvanları ahıra koydular. Ardından eve girip duş aldı ve hep beraber yemek yemeye başladık. Sofrada çıt yoktu. Kimse konuşma niyetinde değildi. Yemeğimizi sessiz sedasız yedik ve yatmak için odalarımıza geçtik. Yatağa yattığımda tam uykuya dalacağım sırada kulağıma fısıltılar gelmeye başladı. Anlamadığım bir dildeydi. Korktum ve hemen yorganı kafama kadar çektim. Kulaklarımı tıkadım ama yine de o sesi duyuyordum. Bu ses kafamın içindeydi. Yatakta yattığım halde başım sarhoş gibi dönüyordu. Çığlık atıp annemi çağırmak istiyordum ama bağıramıyordum. Sağa doğru döndüm. Yavaşça yorganın ucunu kaldırıp Arife'nin yatağına baktım. Arife yatakta dümdüz şekilde yatmış ağzını oynatıyordu. Hemen ayak ucunda kocaman iri yöre bir gölge dikiliyordu. Oldukça heybetliydi. Sanki saça benzer saçakları kafasından omuzlarına kadar dalgalanıyordu. Korktum ve yorganı tekrar kapattım. Acaba gördüklerim hayal miydi diye düşünüp tekrar yorganı açtığımda o gölgenin benim başımda durduğunu gördüm. O an gözlerim kapandı ve uykuya daldım. Gecenin ilerleyen saatlerinde yorgun ve bitkin bir şekilde uyandım. Üzerimdeki yorgan yere düşmüştü. O sırada içeriden inleme sesleri geldiğini fark ettim. Bu babamın sesiydi. Hemen kalktım ve karanlıkta sesin geldiği yere doğru yürüdüm. Babamın sesi olduğuna emindim. Ses dış kapıdan geliyordu. Yavaşça kapıya doğru yaklaştığımda babamın dizleri üzerine çökmüş halde kafasını kapıya sert şekilde vurduğunu gördüm. Bir yandan kafasını kapıya vururken bir yandan da acı içinde inliyordu. Korktum ve hemen çığlığı bastım. Annem içeriden koştu geldi. Telaşla babamı o halde görünce kollarından tutarak geriye çekti. Babamın yüzü darma olmuş vaziyetteydi. Annem babamı banyoya götürdü ve elini yüzünü yıkadı. Babam kendine geldiğinde ne olup bittiğini hatırlamadığını söyledi. Babam uyur gezer dahi olsa bu kadar acıyı çekerken illaki uyanırdı. Bu işte bir terslik olduğu belliydi. Olayın uyur gezerlikle uzaktan yakından alakası yoktu. Tabi ufak yaşlarda böyle şeylere sahip olmakta insanın psikolojisini derinden etkiliyordu. Babam o halde görünce gözyaşlarımı tutamamışken kardeşimin ise olayı normal bir şekilde izleyip odasına çekilmesi de beni sinir etmişti. Yaşı çok küçük olsa da babasının o halini görüp de tepki vermemesi duygusuzluktan başka bir şey değildi. O gün sabahı zor etmiştik. Babam o kadar kötü durumdaydı ki kahvaltı yapmak aklımıza bile gelmemişti. Annem sabah babamı hastaneye götürmesi için amcamı çağırdı. Amcamı beklerken mutfaktan gelen bir ses dikkatimi çekti. Mutfağa gittiğimde kardeşimin peynir ekmek yediğini fark ettim. Küçük çocuğun acıkıp bir şeyler yemesi normaldi ama ben o anki psikolojiyle Arife'ye bağırıp çağırmaya başladım. Hatta o kadar hiddetlendim ki saçını çektim ve arkamı dönüp mutfaktan çıkmaya yeltendim. O sırada Arife arkamdan elindeki bıçağı hızla fırlattı. Atışı o kadar kuvvetliydi ki duvara çarpan bıçağın ucu yamulmuştu. Yaptığı çok tehlikeliydi. Bir süre durup kaldıktan sonra Arife'ye dönüp sen benim kardeşim falan değilsin dedim. Mutfaktan çıktım. O sırada amcamın korna sesi duyuldu. Araç kapıda bekliyordu. Annem, kardeşinle güzelce oturun bekleyin dedi ve babamın koluna girip arabaya bindiler. Amcam bana uzaktan öpücük atıp el salladı ve hastaneye doğru yola çıktılar. Eve girdim ve kardeşimin yanına oturup ben de bir şeyler yemeye başladım. İkimiz de birbirimizle konuşmuyorduk. Bir süre sonra Arife bana baktı. Ben de tavırlı bir şekilde ne bakıyorsun diye çıkıştım. Arife durdu, durdu ve çok mu korkuyorsun? Benden mi yoksa oyuncak bebeğimden mi dedi. Sinirlerim tekrar tepeme binmişti ama Arife'nin bana tekrar bıçak fırlatmasından korkuyordum. Sakin bir şekilde ne olduysa o gece oldu. O Uyurkenki fısıltılar, o gölge şeklindeki yaratık, babamın başına gelenler. Neden oluyor bunlar dedim. Arif'e pis bir gülümseme attı. Demek sen de duydun. Demek sen de gördün. O gördüğün şeyler. Üç harfi işte. Onlar benim arkadaşım. Sen ise bir hiçsin dedi. Ve masadan kalkıp içeri gitti. Küçük bir çocuğun sözleri olsa da çok korkmuştum. Arif'e böyle bir çocuk değildi. Ne olduysa babam evden gittiği anda oldu. Oyuncak bebeğin gözlerinin oyulması, Arifedeki tuhaf değişimler, gece vakti yaşadıklarımız aslında daha kötü günlerin habercisiydi. Babam saatler sonra yüzü sargılar içerisinde eve geldi. Anneme hararetli hararetli. Doktor bile inanmadı bize. Bunu uyur gezerlikle yapamazsın. Kavga etmişsindir diyor diye anneme anlatıyordu. Bense sessizce onları dinledim. Konuşmaları bitince ben de başımdan geçenleri onlara anlattım. Babam cevap vermek istemedi. Annem de boş ver. Çocukken olur öyle şeyler diyerek geçiştirdi. Aradan günler geçti. Yoğun kar yaşı. Yine tüm yolları kapatmıştı. Ben de bahçede kardan adam yapmaya çalışırken babam ahırda hayvanlarla uğraşıyor. Annem ve Arife ise evdeydiler. Bir süre sonra annem elinde yem dolu kovayla evden çıktı. Kovanın içi yemle doluydu. Güç bela kovayı ahırın girişine getirdi ve ardından babama seslendi. Babam ses vermiyordu. Annem birkaç defa seslendi ama ses yine gelmedi. Ardından annem ahıra girdi. Birkaç saniye sonra çığlıklar atarak dışarıya kaçtı. Ne olduğunu anlayamadım ve babama kötü bir şey olduğunu düşünerek ahırdan içeri girdim. Babam elinde koca bir bıçakla ahırdaki yavru koyunumuzu katletmişti. Boğazını kesmeden Küçük koyunun karnını yarıyordu. Hayvancağız kim bilir ne kadar acı çekmiştir. Şok olmuştum. Donup kalmıştım. Öylece babama bakıyordum. Bir süre sonra koyunun gözlerinde de uyuduğunu görünce kendimi dışarı attım ve kusmaya başladım. Kusmam bitti. Annem ortalıkta yoktu. Ben de korkudan kendimi bahçe kapısının önüne atmıştım. Hemen ardından amcam ve annemin koşarak bahçeye geldiğini gördüm amcam hemen ahıra girdi. Bir süre sonra amcamın içeriden bağırtıları geliyordu. Gittim ve gizlice kapının eşiğinden kapımı uzatıp içeriye baktım. Amcam babamla uzun süre boğuştuktan sonra bıçağı elinden aldı ve dışarı koşup karların içine doğru fırlattı. Annemi çağırdı ve babamın kollarına girerek zorla dışarıya çıkardılar. Amcam üstünü çıkar kara yatıralım kendine gelsin dedi. Babam kanlar içindeydi. Kazığına çıkardılar ve babamın her yerine kar sürerek ayıltmaya çalıştılar ama babam kendine gelmiyordu. Kriz geçirmiş gibi inliyordu. Ardından eve soktular. Kolonyalar kahveler derken bir süre sonra babam yavaştan kendine geldi. Amcam niye bunu yaptığını sorduğunda ise afalladı kaldı. Adamın yaptıklarından haberi yoktu. Durumu babama anlattılar ama adam yine de inanamadı. Avra götürüp yaptıklarını gösterdiklerinde ise babam ağlamaya başladı. Ben ne yapıyorum böyle? Bana ne oluyor diye dövünmeye başladı. Korkuyordum. Babamdan, kardeşimden ve üç harfli dedikleri şeylerden. Akşam amcam yengemi de alıp bize geldi. Birkaç gün babam bizlere ya da kendine zarar verildiği bizde kalacaklardı. Annem ve yengem mutfakta çay demliyor. Babam odada uyuyor. Ben de amcamla beraber oturma odasında oturuyorduk. Amcama kendi yaşadıklarımı anlatıp ona bunun normal olup olmadığını sordum. Amcam şaşırdı ve biraz da afalladı. Ne diyeceğini düşündü ve merak etme kızım ben halledeceğim dedi. Bu gece en sancılı gecemiz olacaktı ama hiçbirimizin bundan haberi yoktu. Akşam herkes çayını çorbasını içti ve yasaklarına girip uykuya daldı. Gece saat iki sularında uykumu cam kırılma sesi böldü koca bir taş parçası. Camı kırıp odamdan içeri girmişti. Uyku sersemi dışarı baktım ve dışarıda dört tane üç metre boylarında gölgenin evimize baktığını gördüm. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Sese evdeki herkes kalkmış olacak ki annem ve yengemin ne oluyor o ses neydi gibi sorularını duyuyordum. Hemen perdeyi kapattım ve annemlerin yanına gitmek için arkamı döndüm. Karşımda Arife hareketsizce duruyordu. Gözlerinin tamamı siyah olmuş vaziyetteydi. Dudakları normalinden daha kırmızıydı. Yüzündeki derileri tıpkı susuzluktan kuruyup parça parça olmuş toprak gibiydi. Yılan dilini andıran dilini çıkarıyor. Köpek gibi hırlıyordu. Çığlık çığlığa odadan hızla kaçıp annemlerin yanına vardım. Annemler ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. O an korkudan dilim tutulmuştu. Titreyerek Arife, Arife diye tekrar tekrar sayıklıyordum. Annem beni yengeme emanet etti ve Arife'ye bakmak için odaya girdi. O da uzun bir çığlık attı. Ardından annemin yere düştüğünü duydum. Kadıncağız korkudan bayılmış olmalıydı. Yengem de Arife'nin o halini görünce o da çığlık atarak yanıma geldi. Ardından kapı yumruklanmaya başladı. Karanlığın içinde korkunç anlar yaşıyordu. O anda amcamın sesini duydum. Amcam abi dur yapma diye bağırıyordu çok korkmuş Ağlıyordum Baba diyerek yatak odasına koştum. Babam kafasını duvarlara vuruyordu. Ortalık Karrevan revan içindeydi. Amcam ne kadar uğraşsa da babamı tutamıyordu. O esnada mırıldanarak içeriden Arife çıka geldi. Kapının önünde elinde oyuncak bebeğiyle bize bakıyordu. Etraftan bir curcunaydı. Babam kendini duvarlara vuruyor. Annem bayılmış durumdaydı. Yengemle ben de çığlık çığla birbirimize sarılmış kalmıştık. Arife tuhaf görünümüyle üzerimize yavaş yavaş gelmeye başladı. Yengem dayanamadı ve amcama seslenip kaç diye bağırdı. Ardından yengem elimi tuttu ve dış kapıyı açtı. Kapıya vuran kimse yoktu ama hala kapıdan tak tak sesleri geliyordu. Hava karlıydı ve etraf buz gibiydi. Titreye titreye evden çıktık. Koşarak bahçe kapısına geldik. O esnada ahırın içinden hayvanların deli gibi bağırdığını duydum. Bahçe kapısını açtık ve dışarı çıkıp köyün içine koşmaya devam ettik. Bir süre sonra muhtarın evine vardık. Yengem kapıya vurmaya başladı. Çaresizce muhtar yardım et diye bağırıyordu. Bir süre sonra muhtar telaşla pencereye çıkıp ne olduğunu sordu. Yengem ne olur sorma yardıma gel dedi. Zavallı amcam ve annem içeride kalmıştı. Kim bilir başına ne gelmişti. Muhtar aşağı indi ve hemen koşmaya başladı. Adam yolda ne olduğunu soruyor. Yengem de ona ne olduğunu bilmediğini söylüyordu. Bir süre sonra eve varmıştı. Bahçe kapısında köylülerden 3-4 kişinin dikildiğini gördük. Onlar da sesleri duyup gelmişler. Ne olduğunu bilmiyorlardı. Evin içinden kıyamet gibi sesler geliyordu. Annem uyanmış olacak ki çığlık atıp duruyordu. Babam ise çok gürültülü bir şekilde bağırıyordu. Muhtar ve yengem önden, diğerleri ise arkadan eve daldılar. Ben de tek başıma korktuğum için arkalarından eve girdim. Babam içeride, elinde kocaman bıçakla amcama saldırmaya çalışıyor. Annem ise kendine saldırmaya çalışan Arife'yi tutmaya çalışıyordu. Babamın yüzü paramparça olmuş durumdaydı. Adamlar ve muhtar araya girip bıçağı zorla elinden aldılar. Ardından muhtar arkasındaki adama dönüp çabuk İlyas hocayı çağır çabuk diye bağırdı. Adam koşarak evden çıktı. Ardından yengeme kalın ip getirmesini söyledi. Yengem ipi getirince babamı ve Arife'yi bağlamaya başladılar. Nasıl kuvvetse o kadar adam ne babamı ne de Arife'yi zapt edemiyordu. Güç bela ikisini de bağladılar. Bir süre sonra da İlyas Hoca evimize geldi. Annem durumu hocaya anlattı. İlyas Hoca döndü ve bunları sıkı tutun. Kesinlikle bırakmayın. Ne görürseniz görün, ne duyarsanız duyun, sakın bırakmayın dedi. Ardından elindeki kitaptan dualar okuyup odanın içinde dönüp durdu. Beş dakika kadar devam eden bu süreçten sonra durdu. Derin bir nefes aldı ve odaları gezmeye başladı. Hoca dua okudukça babam ve Arife iyice deliriyor ve bağırarak küfürler ediyordu. Ben çok korkmuştum. Amcam ve yengemin arasına girip onlara sırlarak olup biteni izliyordum. Bir süre sonra hoca odadan çıktı. İşte buldum diye haykırdı. Elinde küçücük bir bez parçası vardı. Yavaşça dua okuyarak açtı. Babam ve Arife çığlıklar atarak debelenmeye başladılar. Hoca kağıdı açtı ve inceledi. Bu kara büyü, bunu ceketinin cebinden çıkardım. Bunu yapan da dayısının karısı. Şimdi olayı çözeceğim dedi. Annemden gümüş bir tas istedi. Normalde tepizdi gümüş tas bulunmazdı ama annemin annesinden ona kalan tasa benzer gümüş bir bardak vardı. Hocaya onun olup olmayacağını sordu. Hoca gümüş bardağında olacağını söyleyip aldı. Dualar eşliğinde önce kağıtları ufak ufak yırttı. Ardından parçaları gümüş bardağa doldurdu. Kardeşimden bir tel, babamdan bir tel saç kopararak içine attı. Ardından kibriti cebinden çıkardı ve Sakın bırakmayın dedi. Kibriti yakıp bardağın içine attı. O anda etrafta eşi benzeri görülmemiş çığlıklar yankılanmaya başladı. Çok keskin ve kuvvetliydi. Ev, deprem olurcasına sallanmaya başladı. Hepimiz çok korkuyordu. Hoca bağıra bağıra ayetler okuyordu. Kardeşimi ve babamı tutmaya çalışanlar da korkudan bağırıyorlardı. Bir süre sonra tüm bu gürültü ve sarsıntı sona erdi. Babam ve Arif'i. Yattığı yerde bayılıp kaldılar. Ben korkudan tir tir titriyordum. Hoca bir soluk aldı ve büyüyü bozdu. Fakat bıraktığı kalıcı hasarlar konusunda hiçbir şey yapamam dedi. Ben de titrek bir sesle üç harfler gelmeyecek mi dedim. Hoca gülümsedi ve hayır güzel kızım gelmeyecekler. Sana da maşallah diyorum. Seni koruyan kıldığın namazlardı dedi. O günden sonra da gerçekten hiç üç harfli vakası yaşamadık. Fakat hoca haklıydı. Kalıcı hasarlar en kötüsüydü. Kız kardeşim o günden sonra akli dengesini yitirdi ve akıl hastanesine yatırıldı. Durumu çok kötüydü. Babam ise o gece tek mal varlığı ve geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybedince kafayı yedi. Annem de bu yaşananlara 5 sene katlanabildi. Bir gün ansızın kaçıp evi terk etti. Babamla baş edemiyordum. 19 yaşımda ben de evlenip köyü terk ettim. Ailemiz tamamen dağıldı. Kardeşim akıl hastanesinde. Ben başka bir şehirde. Annem kaçıp gitmiş ve babam da delirmiş halde. Köyde yapayalnız kaldı. O günden sonra yıllarca ailemden kimseyi görmedim. Sadece babamın vefat ettiğini öğrendim o kadar. O günkü şeyler aklıma geldiğinde cenazesine bile gidemedim. İşte bu olaylar mutlu bir aileyi yıkıp yok etti.''